Şimdi paralel doğrular arasında bir açı verilmiş, bir açılar verilmiş yani. Bizden alfa isteniyor. Biz istersek şöyle parçalama yoluna gidebiliriz. Değişik işlemleri yapmak mümkün. Yani şuradan bir tane şöyle paralel çizeriz istersek. Sonra şunu diyebiliriz. Burası 160. Şu iki açının toplamı, bu taraftaki açıyla bu açının toplamı 160 olmalı. Burayı 130 buluruz. Burası 130'sa 180'e tamamlaması için diğer tarafın 50 olması lazım. 110'dan 50'yi çıkarırsak, işte şurası 60 olmalı. Buradan devam edip bulabiliriz. İstersek bunu yapmamız mümkün. Böyle parçalar çizerim. Ama şöyle bir şey de yapabiliriz. Zikzak kuralını uygulayabiliriz. Yine zikzak kuralını uygulayalım. Şöyle biraz sağ tarafa taşıyacağım bunu. Şöyle biraz taşı. Şimdi sağ tarafa bakan açıları yazalım. Şöyle. Şuradan başlayalım. 30 derece. Sağ tarafa bakan açı. Tabii kuralı uygularken şunu yapıyorduk. Birer köşe atlayarak gidiyorum. Bu köşeyi pas geçiyorum. Şu köşe. Ama sağ tarafa bakan kısmını alacağız. Şurayı yani. Bu 110'sa diğer tarafı 250 olmalı. Toplamları 360. Biz bunu değil sağ tarafa bakan parçasını yani 250'yi almalıyız. 250. Bu köşeyi pas geçiyoruz. Şuradaki 35'i alırsın. 35. Şunu da sileyim. Sanki 1000 gibi oldu. Şunlar virgül. Şöyle. Sağa bakan açılar bunlar. Sola bakanları alalım. Şöyle. Şimdi şu açıyı sağa bakan açı olarak seçmiştik. Bir sonraki köşeye gideceğiz. Sola bakan açı 160. 160. Bu köşeyi pas geçiyoruz. Onu sağa aldık. Bir sonraki köşe ay. Bunu yine sola bakan açı olarak alacağız. Başka da açı yok. Eşit olacaklar. Eşit diyelim. Şurası alfa artı 160. Eşittir. Sağ tarafa bakanlar da 30 derece, 250 derece artı 35 derece. Şimdi alfa artı 160 eşittir. Toplayalım. 30, 65, 315. Şunu sileyim. 315. Bu taraf 315 olur. 160'ı atalım karşıya. Buradan alfa eşittir. 315'ten 160 çıkaracağız. 215'ten 60 çıkarmalıyız. Bu da 155 yapar. Alfamız 155.